İşgale ve saltanat düzenine karşı halkın birleşik mücadelesini temsil eden meclisin kuruluşunu selamlıyor. Mustafa Kemal Atatürk ve halkı için çalışmış tüm vekilleri saygıyla anıyorum. Değerli yurttaşlar, bugün burada meclisin açılışını, ulusal egemenliği ve çocuk bayramını kutlamak için toplandık. Öyleyse önce üç cümle kuralım. Bir, meclis sarayın noter makamına çevrilmiş durumda. İki, egemenlik maalesef halkın değil tek adamın. Üç, çocuklar bayram kutlayamıyor. Çünkü bu iktidar akıl dışı salgın yönetimiyle çocuklarımızı evlere hapsetmiş durumdadır. Değerli yurttaşlar, egemenlik konuşacaksak çocuklara bakacağız. Çocuklar mutsuzsa egemenlik tehlike altındadır. Mesela 12 Eylül darbesi böyledir. Amerika'nın çocukları başarmıştır, bizim çocuklarımızın hayatına mal olmuştur. Onların açtığı yoldan yürüyenler çocuklarımızın geleceğini çalıp memlekete bir saray rejimini reva gördüler. Bakın memleket nereden nereye geldi. Adile teyzenin kuzucukları vardı. Şimdi tosuncuklar var. Flüt çalmayı öğrenen çocuklarımız vardı. Şimdi maşallah at çalan at hırsızları var. Sermet Erkin'in şapkadan çıkarttığı tavşanla eğlenen çocuklar vardı. Şimdi el çabukluğuyla milyarlarca doları hiç edenler var. Demir parayla leblebi tozu için sıraya giren çocuklar vardı. Şimdi milyonlarca liralık arabalarda pudra şekeri bulunduranlar var. Düzen böyle olunca da eğitimde, sağlıkta, özgürlükte, umutsuz gençlik oranında maalesef dünya sıralamasında dibe vuruyoruz ve bunlar sizin eseriniz. Yüzlerce çocuğun annesi gözleri önünde öldürülürken İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmaya çalıştınız. Sizin çocuklarınız askere bile gitmedi ama yoksul çocuklarının tabutu başında propaganda yaptınız. Kendi evlatlarınıza gemicikler, villalar, yatlar, son model arabalar aldınız. Makam mevki açtınız. Oğluna bir pantolon alamadığı için canına kıyanları görmediniz. Şimdi çıkmış çocuk bayramı kutluyorsunuz. İktidara soruyorum. Hangi yüzle? Ceylan Önkol, Rabia Naz, Uğur Kaymaz, Berkin Elvan, Veysel Atılgan, Oğuz Ardasel, Burak Oğraş'ın anne babalarının çığlığını duyuyor musunuz? Artık hiçbir bayramı kutlayamayacak çocukların hesabını verdiniz mi? Veremezsiniz, vermeyeceksiniz. Çünkü kamudaki koltuklar tek meziyeti reisinize sadakat olanlarla doldu. Kasalar boşaltıldı. Halkın kefen parası, ihtiyat akçesi bile harcandı. 128 milyar dolar buharlaştı. Doğal kaynaklar, madenler, ormanlar, dereler parsel parsel satılıyor. Bir de bir ilk daha yaşattınız. Bakanın biri kendi şirketi para kazansın diye kendi bakanlığına kazık attı. Şimdi bizi ekranları başında izleyen tüm yurttaşlarımıza soruyorum. Sağlık Bakanı özel hastane patronu. Eğitim Bakanı özel okul patronu. Turizm Bakanı otel zinciri patronu. İçişleri Bakanı'nın her suçluyla fotoğrafı çıkıyor. Dışişleri Bakanı yurt dışına kaçan dolandırıcıyı makamında ağırlıyor. Böyle bir ülkede egemenlik halkın olabilir mi? Burada iktidar vekillerine sesleniyorum. Hani eskiden 23 Nisan'larda çocukları koltuklara oturturlardı. Sizin varlığınız, iradeniz 23 Nisan'da temsilen koltuğa oturan çocuk kadar oldu mu? Çocuklar bile bazen tembihleri dinlemez. Koltuğa oturduğu zaman içinden geleni söyler. Siz bunu bir kez olsun yapmadınız. İşte bu yüzden siz gideceksiniz ve o çocuklar gelecek. Ama hangi çocuklar? Parti üyesi olduğu için değil. Özel derslerle büyüdü. Parasını bastırıp tez yazdırdı. Sus deyince sustu. İmzala deyince imzaladı. Emredince göreve geçti. Bırak deyince affını istedi. El kaldırdı, el indirdi hiç değil. Zeki, çalışkan, azimli, hak ederek gelecek bu çocuklar. Ve o gün siz yargıda yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Evet, devran dönecek. Parmağınızda oynattığınız adaletsiz yargı dönemi bitecek. Adliye koridorları lebalep hırsızlarla, avantajcılarla, rüşvetçilerle, arsız müteahhitlerle dolacak. Bugün bu halkı açlığa, sefalete mahkum eden kim varsa, işçilere, gençlere, kadınlara kim el kaldırdıysa, evlatlarımızın canına kim kıydıysa hepsi hesap verecek. Kimse yanına kar kalacağını sanmasın. Hani o Vahdettin'e soysuz denmesinden rahatsız olanlar var ya, onlara söylüyorum. O kaçtı, siz onun gibi kaçamayacaksınız bile. Değerli arkadaşlar, egemenlik yeniden halkın olacak. Yolsuzlukla, hırsızlıkla,
sömürerek rüşvetle elde edilmiş tüm servete, halkın çıkarlarını çalanlara ne varsa geri alacağız. Topraklarımız, yok pahasına özelleştirilen milli değerlerimiz geri alınacak. Kanal İstanbul geçecek diye uyanıklık edip dönüm dönüm arazi kapatanlar, size sesleniyorum. Hepsi iptal edilecek ve halktan çalınan halka geri dönecek. Herkes anlayacak. Bu ülke satılık değildir. Hırsızların elinden kurtaracağımız her kuruş, cefakar emekçilerin, yoksul halkımızın çektiği acıları dindirmek için kullanılacak. Türkiye İşçi Partisi biat edenlerin karşısında gerçeği söylemekte. Haklının yanında durmakta inat edenlerin. Size inat, doğayı, hayatı, kadını, işçiyi, emekçiyi, kültürü, sanatı, üretimi ve çocukların oyun hakkını savunanların partisidir. Ve sonuna kadar haklıyız. Çünkü bizim davamız cebini doldurma davası değil, İnsanca yaşam kavgası, zalimden hesap sorma davasıdır. Halkımıza sesleniyorum bitirirken. Değerli yurttaşlar, bu ülke, bu meclis kolay kurulmadı. Sayın Baş, tamamlayalım lütfen. Bu ülke saray rejiminin eseri bu utançların hiçbirini aslında hak etmiyor. Egemenliğimizin bir gün daha saraya ve onun at hırsızı, dolar hırsızı, insan kaçakçısı, kadın düşmanı, işçi düşmanı kadrolarına bırakmaya tahammülümüz yok. Bizim bu ülke çocukları için bir hayalimiz var. Ücretsiz ve eşit eğitim alacak. Güzel toprakta ormanı talan edilmemiş, kimsenin aç yatmadığı, annelerin babaların yoksullukla boğuşmadığı tertemiz derelerde oynayacaklar. Yeşil alanları uçurtma uçuracak. Çocuk gülüşleri sokakları ülkeyi yeniden kuracak. Arkadaşlar bağırmayın. Gerçeklerin kötü bir huyu var. Er ya da geç ortaya çıkıyor. Halkımıza sesleniyorum. Sayın Başkanım, dolayalım mısınız? Bitirmek istiyorum. Ek süre kimseye vermedim. Son İkinci bitireceğim. İki dakika oldu veriyorum. Özür lütfen. Son tamamlayalım. Tahammül gücünü aşıyor. Sayın Başkan, ricam şu. Arkadaşlar susarsa ben konuşmamı bitireyim. Onu sağlayın. Arkadaşlar, tamamlayalım lütfen. Arkadaşlar bitiriyorum. Dediğim gibi gel...